Merhaba arkadaşlar. SolidEdit komutu ile devam ediyoruz. Bir sonraki parametremiz yine SolidEdit komutu içerisinde Edge, yani çizgiler üzerinde işlem yapma arkadaşlar. Edge komutunda da iki adet parametremiz var. Yine Edge komutunun alt parametresi copy ve color. Katı modelin çizgilerini kopyalama ve çizgileri renklendirme işlemi arkadaşlar. Yapalım burada bir örnek üzerinde. Komuta giriyorum. SolidEdit Enter. Edge parametresini aktif hale getiriyorum. E Enter. Daha sonra kopya aktif hale getireceğim. C Enter diyerek. Şimdi burada Select Edge seçeneğinde kopyalamak istediğimiz çizgi ya da çizgiler arkadaşlar. Yani birden fazla çizgi de seçebiliriz ya da bir adet çizgi de yine seçebiliriz. Sol tuşa gelip mesela şuradan 3 tane çizgiyi seçip sağa tıklıyorum. Buradaki copy komutu iki boyutta kullandığımız copy komutunun kullanılış şekliyle aynı arkadaşlar. Yani nesneyi seçip sağ tıklıyoruz. Daha sonra sol tuşa bir base point belirleyip bir noktadan tutuyoruz. Mouse ile yön belirtip ölçü girebiliriz ya da mouse'u götürüp herhangi bir noktaya sol tuşla tıklayarak bırakabiliriz arkadaşlar. Burada da bunu yaptım. Sol tuşa tıklayarak nesneyi burada bıraktım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Nesnenin kenar çizgilerini kopyalama işlemi arkadaşlar. Şimdi bunu nerede kullanabiliriz? Mesela şimdi 3 boyutun ilk derslerinde bahsetmiştik arkadaşlar. Bir nesnenin üzerine başka bir nesne oluşturma işlemi. 3 boyutlu bir nesne üzerinde 2 boyutlu bir nesne oluşturma işlemi. Şimdi burada yaptığımız işlem şuydu. Mesela bu yüzey üzerine bir işlem yapalım. UCS face deyip enter diyorum. Örneğin buradan işte 30 milimetre ve buradan da 50 milimetre merkezde bir daire olacak. Şimdi normal offset komutuna girip şöyle 50 milimetre verelim. Bakın burada katı modelin kendi çizgisini seçemiyorum. Ne yapabiliriz? Burada line komutunu kullanarak şöyle height'tan çıkıyoruz. Line komutunu kullanarak bir tane çizgi atabiliriz. Daha sonra buradan offset komutunu kullanarak çizgiyi oluşturabiliriz. Yani katı modelin kendi çizgisini direkt offsetleyemiyoruz. Daha sonra burada işimiz bittikten sonra ilk başta attığımız line'ı silebiliriz. Ya da onun yerine şöyle tekrar height'i kullanıyorum. Şimdi SolidEdit, Enter, Edge, Copy. Nesneyi seçip sağa tıklıyorum. Şöyle önce şeyde height'tan çıkalım. Tekrar şöyle SolidEdit Enter diyorum. Edge Copy. Evet, şöyle seçip sağa tıkladım. Nesnemi tuttum bir base point'ten. Şöyle 50 mm buraya bir çizgi oluşturdum. Tekrar copy aktif hale getiriyorum. Bakın burada copy işlemini kullanıp nesneyi kopyaladıktan sonra komuttan çıkmayacaktır arkadaşlar. Hala komut içerisinde bekliyor şu an. SolidEdit'in Edge parametresi içerisinde. Tekrar C Enter deyip copy aktif hale getirebilirim. Nesneyi seçip sağa tıklıyorum. Şu noktadan tuttum. Bu tarafa doğru 30 milimetre buraya attım. ESC ile çıkıyorum komuttan. Ve buradan Circle Enter diyerek bakın şu şekilde UCS ile bu yüzeyi tanımladığım için yüzeye paralel bir nesne oluşacaktır. Bakın şu şekilde dairemi çizebilirim burada. Şöyle Subtract ile çıkartalım. Burada nesneyi bu şekilde oluşturabilirsiniz ve daha sonra buradan bu kopyaladığınız çizgileri silerseniz burada tekrar bir daha çizgi üzerinde çizgi kalmaz. Yani bu tarz bir işlemde bunu kullanabilirsiniz. Bir diğer işlem ise arkadaşlar SolidEdit Edge içerisinde Color seçeneği arkadaşlar. Color seçeneğinde çizgileri renklendirmek, yani herhangi bir çizgiyi vurgulamak amacıyla bunu kullanabilirsiniz. Tıpkı face parametresindeki color'da yüzeyleri renklendirerek o yüzey üzerine vurgu yapmak gibi ya da o yüzeyi işaretlemek gibi. Burada da çizgiler üzerine bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Edge Color seçeneğine giriyorum. L Enter ile Color'ı aktif hale getiriyorum. Çizgimi sol tuşla seçip sağa tıklıyorum. Herhangi bir renk seçip okeyliyorum. Tekrar Color diyorum. L Enter. Mesela burada birden fazla çizgi seçme işlemi yapacağım. Sağ tuş. Mesela bu da kırmızı olsun. Tekrar color diyeceğim. Şuradan dairemin çizgisini seçip sağa tıklayacağım. Mesela bu da mavi olsun. Okeyleyelim. ESC. Şimdi bunu shade mode ile şöyle gölgelendirelim. Bakın burada shade mode komutunda konsept yazı seçeneğini kullandığınız zaman renklendirdiğiniz çizgiyi göremezsiniz arkadaşlar. Bunu ancak şu şekilde yapabilirsiniz. CHA enter.
Burada aşağıda bakın Shaded with Edge seçeneği. Yani burada katı model olarak göster fakat çizgileri de göster. Enter diyerek bakın şu şekilde katı model bir görüntü. Bakın burada maviyi şu anda görüyoruz. Burada kırmızıyı gösteriyor. Şurada sarı rengi gösteriyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde Shaded with Edge seçeneğini kullanarak renklendirme işlemini bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Çizgiler üzerindeki işlemleri. Solidified Edge parametresi bunun için kullanılıyor. Çizgileri kopyalama ve çizgileri renklendirerek işaretlemek, markalamak amacıyla kullanılan bir parametre arkadaşlar.